Selam dostlar. Şu anda yine Bandırma'daki ikinci fidanlığımızdayız. Çok şükür bu sene su sorunumuz yoktu. Fidanlarımız gayet güzel gelişti. Dolu dolu oldu. En ufakları bile tepe bağlamasını yaptı. Demeyecek şuna bakıyorduk. Girince şöyle. Ve pişkinleşme daha 50 gün var. Bugün daha Ekim ayının 10'larındayız. Tam 40-50 gün fidanın sökümüne var. Ve şu anda görüyorsunuz kararmış yani fidan pişkinliğini sağlamış. Aşı yeri zaten tamamen kapanmış hepsinde. Şöyle dallarından birkaç tanesini kopartayım. Bakın aşı yeri tamamen kapanmış. Tamamen kapanmış, hiç sorun yok. Güzelce her birinde aynı şekilde. Şu ufacık yavruda bile, şunda bile kapanmış bakın. Bu tarafta da yine gösterebiliriz. Evet, şu çapa değmiş. Yazık olmuş ona. Pişkinlikler aynı şekilde. Potasyumunu almış. Cevizin her şeysini yiyebilirim ben. Bana caiz. Evet dostlar, bu fidanları sizin için hazırladık. Chetler, Fernor, Kaman, Fernette, Iverto, Sisko, Ronde. Aşağı yukarı 16-17 çeşit cevizimiz var. Bu fidanları Aralık ayının başında sökeceğiz. Bize en çok şunu soruyorlar. Ya diyorlar işte Aralık'ta kar yağabiliyor, yağmur yağabiliyor. Kasım ayında bizim fidanları veremez misiniz? Şimdi dostlar, Kasım ayında fidan verebilmem için ben gelip bunun yapraklarını böyle koparmam lazım. Şimdi alt yaprağı kopartıyorum da üst yapraklarını tamamen böyle kopartıp sıyırıp ondan sonra bir bordo bulamacı atıp yani zoraki öldürüp bayıltıp söküp size vermem lazım. Ben onu bugüne kadar yapmadım. 25 senedir yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Ben normal kendi yaprağını ne zaman döktü? Kasım'ın sonunda döktü, Kasım'ın sonunda. Kasım'ın onun da döktü, onun da söker veririm. Yani biz bunu bekletmek istemiyoruz tabii ki. Ama Aralık'ın onun da döktüyse Aralık'ın onu da sökeceğiz. Bundan hiç kurtuluş yok. O konuda kimse ısrar etmesin. Ve ben şunu da söylüyorum. Hiçbir fidancı arkadaş da yaprağını bu şekilde sıyırıp fidanı sökmesin. Yaprağını sıyırıp sökenlerden de fidan almayın arkadaşlar. Bunları böyle alıştırmayın. Adamlar diyor ki ne yapayım, müşteri zorluyor. Siz zorluyorsunuz, adamlar da yaprağını söküp fidanı veriyorlar size. Ondan sonra benim %30 kurudu, %40 kurudu, %60 kurudu. Bu niye oldu? O diyor ki soğuk oldu. O diyor ki Antalya'da soğuk yok. Geçen bir tanesiyle onu tartışıyoruz. Adam fidan vermiş, %60'ı kurumuş, 60-70'i kurumuş. Adam demiş ki ya soğuktandır demiş. Yahu demiş Antalya'da eksiye hiç düşmedi bu sene demiş. Ne soğuğu demiş ya. Soğuk yoktu ki demiş kurusun. Tabii fidanı normal yaprağını sıyırırsanız vejetasyon devam ederken de sökerseniz biraz da açıkta kaldıysa bir de lodos yediyse o fidan zaten kuruyacak. Evet dostlar, fidanlarımız böyle boy boy her boy var aşağı yukarı 1 metre ile 2 metre arasında genel ortalamamız ama 1 metre altı olanları da yine üretiyoruz. Onları tüpe de alıyoruz. Bakın böyle. Evet, çok şükür. Boyumu geçtiler mi seviniyorum ben. Geçen sene biraz susuzluk vardı. Çok boy alamamıştık. Şu anda işte sağlıklı fidan bunlar. Bu boylar güzel. Şöyle yine sizinle cevizlerin içerisinde bir gezinti yapalım.
fidanlık turu diyorum ben buna. Şöyle hafif rüzgar var. Dün bir yağmur yağdı yine akşam. Oh. Artık geçit vermiyorlar. Dostlar, bahçe kurarken en önemlisi fidan, biliyorsunuz. Yani binlerce lira harcayıp bahçeyi kuruyorsunuz ama fidanda 10 liranın 5 liranın hesabını yaparsanız onun bedeli çok ağır oluyor daha sonra. Bu pahalıya fidan alın demek istemiyorum. Mesela pahalıya fidan alın değil ama fidan alırken kesinlikle güvenilir ve kaliteli yerden kaliteli fidan alın. Bu konuda çok hassas davranın. Bir mesele daha var dostlar. Onu da yine sizinle paylaşmak istiyorum. Fidan alırken bu son zamanlarda meşhur oldu. Son senelerde biraz bazı arkadaşlar yeterince fidan satamadılar. Bu fidanları satamayınca ikinci seneye, üçüncü seneye kaldı. İkinci, üçüncü seneye kalan fidanlarda işte 2 yaşlı fidan, 3 yaşlı fidan, 4 yaşlı fidan, 5 yaşlı fidan diye hem daha pahalı satıp hem daha çok kazandıklarını söylüyorlar. Müşterilerimiz de diyor ki ya işte ben 4 yaşlı fidan dikmek istiyorum. Sizde var mı? Arkadaşlar, 4 yaşlı fidan diye bir şey olmaz. Fidan normalde 1 artı 1 2 yaşında olur ve 2 yaşında da olmalı. 4 yaşındaki fidanı alacak olursanız 4 yaşındaki fidanın üstleri çatallanmıştır. Buradaki gözlerin hepsi ölmüştür ki bunu zaten siz 25-30 santimden keseceksiniz. En kötü tarafı da kökler aşağıya inmiştir. Yüzeydeki o 30-40 santimlik yerdeki saçak kökler yok olmuştur. Oradaki saçak kökler yok olduğu için de sizde tutmakta ve adaptasyonda zorlanacaktır. Yani 4 yaşındaki bilek gibi bir fidanı alıp dikerseniz bunun normal bir ağaca dönüşmesi, normal 1 yaşındaki 1 artı 1 2 yaşındaki bir fidanı diktiğinize göre en az 3-5 sene geç olacaktır. Ve istediğiniz şekilde de randıman alamayacaksınız. Bunu mutlaka bir kenara yazın. Denemek isteyenler 1-2 tane de deneyebilir. Ama bahçeyi o şekilde yaşlı fidanla kurarak kendinizi perişan etmeyin dostlar. Bunu çok net söylüyorum. Bunu da herkese sorabilirsiniz, herkesle tartışabiliriz. Bunun aksini iddia eden varsa gelsin ispatlayalım. Evet dostlar, fidanlarımız bu. Bu fidanlarımızı satışa sunuyoruz. Bu arada hemen dostlar altına yazacaktır. İşte bu sene fidanlar kaç lira? Ya arkadaşlar, YouTube'a koyduğumuz videolar burada yıllarca kalıyor. Ondan sonra biz burada bir fiyat verecek olursak bu fiyatı 3 sene sonra adam şu fiyattan yazmışsınız, niye bu fiyattan istiyorsunuz diye bize hesap soruyorlar. O yüzden ticaret tarafını telefonla görüşebilirsiniz arkadaşlar. İsteyenler telefondan fiyat sorabilirler. Numaramızı biliyorsunuz. 0505 5 tane 0 23. Tekrar ediyorum. 0505 5 tane 0 23. Ceviz Adam Fidancılık'tan istediğiniz şekilde siparişinizi verebilirsiniz. Fidanları görüp beğenip sökülürken de gelip alabilirsiniz. Söküldükten sonra kargoyla da adresinize gönderebiliriz dostlar. Evet, fidanlar boyumuzu aşınca çok fazla şey yapamıyoruz. Yani fidanların içerisinde gezinti yapamıyoruz. Böyle fidanlarımızı göstermiş olayım size dostlar. Evet arkadaşlar, şöyle içlerine gireyim. Burada diken de çıksın bari. Evet, yine çok şükür bu sene de
güzel bir fidan üretmenin keyfini yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir başka bahçede görüşmek üzere. Hoşça kalın.